6. Sınıf Din Kültürü Çalışma Soruları Cevapları. 3. Ünite Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Din Kültürü Çalışma Soruları 3. Ünite Cevapları, SEF ve 6. Sınıf Din Kültürü Çalışma Soruları Cevapları. 3. Ünite Sayfa 136 SEF 1, aşağıdaki davranışlardan hangisi hırsızlık kapsamında değerlendirilemez? A. İftira atmak. B. Elektriği kaçak kullanmak. C. Ölçü ve tartıda hile yapmak. D. Devletin imkanlarını çıkarı için kullanmak. Cevap A. İkinci, kötü alışkanlıklara başlanılmasında arkadaş çevresi önemli bir etkendir. Çünkü kişi kendisine yakın gördüğü kimselerle daha çok vakit geçirir. Onlardan daha fazla etkilenir. Böylece içinde bulunduğu arkadaş çevresiyle benzer özellikler sergilemeye başlar. Bu metin aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle aynı doğrultudadır? A. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. B. Akıl akıldan üstündür. C. Dost acı söyler. D. Üzüm üzüme baka baka kararır. Cevap D. Üçüncü, şeytan, içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Mide Suresi 91. Ayet. Bu ayetten içki ve kumarın aşağıdaki zararlarından hangisine ulaşılamaz? A. Beden sağlığını tehdit ettiğine. B. Kişiyi ibadetten uzaklaştırdığına. C. Toplumsal huzuru bozduğuna. D. İradeyi olumsuz etkilediğine. Cevap A. Dördüncü, zararlı alışkanlıklardan korunmak için aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A. Sportif ve sanatsal faaliyetlerle ilgilenmek. B. Bir kere denemekten bir şey olmaz, anlayışıyla hareket etmek. C. Bağımlılık yapan maddelere karşı bilinçli olmak. D. Kendisine zarar verecek bir teklifle karşılaştığında hayır diyebilmek. Cevap B. 5. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Muhammed (SAW) tarafından bütün kötülüklerin anası olarak nitelendirilmiştir? A. Kendini beğenmek. B. İçki içmek. C. Cimrilik yapmak. D. Kumar oynamak. Cevap B. 6. Allah, insanın iyi ve güzel işler yapmasını, kötü ve çirkin davranışlardan uzak durmasını ister. Bundan dolayı insanın kendisine ve çevresine olumsuz etkileri olan alkollü içki içmek, uyuşturucu kullanmak ve kumar oynamak gibi zararlı alışkanlık ve davranışları yasaklamıştır. Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. İnsanın dinin emir ve yasaklarına uyması gerektiğine. B. Bireye ve topluma zarar veren alışkanlıkların haram olduğuna. C. İnsanın güzel ahlak sahibi olması gerektiğine. D. Zararlı alışkanlıkların nasıl başladığına. Cevap D. SEF 6. Sınıf Din Kültürü Çalışma Soruları Cevapları. 3. Ünite Sayfa 137 SEF. 7. Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı ihlali kapsamında değerlendirilemez? A. Çevreyi kirletmek. B. Dedikodu yapmak. C. Namaz kılmayı terk etmek. D. Kamu malına zarar vermek. Cevap C. 8. Allah, Hazreti Muhammed'e, SAW, yakınlarını uyarıp İslam'a çağırmasını emretmişti. Hazreti Muhammed, SAW, Mekkelileri Safa Tepesi'ne çağırarak orada bulunanlara İslam'ı tebliğ etmişti. Ebu Leheb'in bu olaya kızarak, kuruyup yok olasıca, "Bizi bunun için mi çağırdın?" demesi üzerine suresi inmiştir. Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Kafirin. B. Tebbet. C. MN. D. Felik. Cevap B. 9. Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, insanın akıl ve iradesini doğru kullanmasına imkan vermez. Bu durum beyin ile merkezi sinir sistemini olumsuz yönde etkiler. Bu açıklamada alkol ve uyuşturucu madde kullanımının zararları ile ilgili hangisi vurgulanmaktadır? A. Maddi zararlara yol açtığı. B. Aile ve meslek hayatını olumsuz etkilediği. C. İnsan sağlığına zarar verdiği. D. Kişiyi günaha yönlendirdiği. Cevap C.
onuncul dini bakımdan kullanılmasına, yapılmasına, söylenmesine, yenilip içilmesine izin verilen şeylerdir. Allah'ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlardır. Tanımları verilen kavramlar hangisidir? A. Helal vacip. B. Mekruh vacip. C. Helal haram. D. Haram mekruh. Cevap C. 11. Hazreti Zekeriya'nın oğludur. Hazreti İsa ile aynı dönemde yaşamıştır. Tebliğine karşı çıkan İsrailoğulları tarafından şehit edilmiştir. Hakkında bilgi verilen peygamber hangisidir? A. Hazreti Yahya. B. Hazreti Yakup. C. Hazreti Harun. D. Hazreti Süleyman. Cevap A. 12. Hazreti Muhammed'in, Saf, doğduğu yıl, ordusuyla Kabe'yi yıkmaya gelen Yemen valisi ve ordusunun helak edilişinden bahseder. Bu surede Allah, Yemen ordusunu nasıl helak ettiğini, tuzaklarını boşa çıkardığını ve küçücük kuşların taşıdığı taşlarla onları perişan ettiğini bildirmiştir. Hakkında bilgi verilen sure hangisidir? A. Fil. B. Kureyş. C. Tebbet. D. Nasr. Cevap A. SEF 6. Sınıf Din Kültürü Çalışma Soruları Cevapları. 3. Ünite Sayfa 138 SEF. 13. Aşağıdakilerden hangisi alkol ve uyuşturucu madde kullanımının doğrudan bireysel zararlarındandır? A. Aile huzurunu bozar. B. Güveni sarsar. C. Devlet ekonomisine zarar verir. D. Bağımlılığa yol açar. Cevap D. 14. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bağımlılıkla mücadele eden kurumlardan biridir? A. LÖSEV. B. Yeşilay. C. AFAD. D. UMKE. Cevap B. 15. Beytül Makdis için kullanılan kavram hangisidir? A. Mescid-i Haram. B. Mescid-i Nebi. C. Mescid-i Aks. D. Mescid-i Kıbleteyn. Cevap C. 16. İslam haksız kazancı yasaklamakta, el emeği ve alın teri ortaya konarak elde edilen kazancı ise ibadet kabul etmektedir. Çünkü başkasının malını meşru olmayan yollarla almak ve yemek haramdır. Bu metinde aşağıdaki zararlı alışkanlıklardan hangisinin yasaklanma sebebinden söz edilmektedir? A. İçki. B. Kumar. C. Sigara. D. Uyuşturucu. Cevap B. 17. Aşağıdakilerden hangisi alkol ve uyuşturucu kullanmanın toplumsal zararlarındandır? A. Kişide bağımlılığa yol açar. B. Ailelerde huzursuzluğa neden olur. C. Kişinin beden ve ruh sağlığına zarar verir. D. İnsanın karar verme yeteneğini olumsuz etkiler. Cevap B. 18. Allah, insanın iyi ve güzel işler yapmasını, kötü ve çirkin davranışlardan uzak durmasını ister. Bundan dolayı Allah, insanın kendisine ve çevresine olumsuz etkileri olan alkollü içki içmek, uyuşturucu kullanmak ve kumar oynamak gibi zararlı alışkanlık ve davranışları yasaklamıştır. Bu metinden hangisine ulaşılamaz? A. Dindeki emir ve yasakların insanların iyiliği için olduğuna. B. Bireye ve topluma zarar veren alışkanlıkların haram olduğuna. C. İnsanın güzel ahlak sahibi olması gerektiğine. D. Zararlı alışkanlıklardan kurtulma yollarının neler olduğuna. Cevap D. 19. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'nın 58. maddesinde devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır, hükmü yer almaktadır. Bu hüküm devletin temel görevlerinden hangisiyle ilgilidir? A. Kişi dokunulmazlığını sağlamak. B. Ekonomik gelişmeyi sağlamak. C. Din ve vicdan hürriyetini korumak. D. Birey ve toplum sağlığını korumak. Cevap D. 6. Sınıf Çalışma Soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3. Ünite Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.